Merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Call of Duty hakkında yeni haberlerim var. Bir sonraki etkinlikte 28 Ağustos'ta Call of Duty canlı yayınla birlikte bizlere yeni Warzone'un haritasını olsun, hikaye hakkında ve oyunun multiplayer görüntülerini bizlere paylaşıyor olacak. Ve ayrıca bugün Call of Duty yeni Warzone'un haritası yayınlandı. Şu anda sizlere ekranları göstereyim. Ekranda görmüş olduğunuz üzere kaynak tamamen Charlie Intel. Kendisi Call of Duty toplumunda güvenilir bir kaynak. O yüzden genellikle onun haberlerini takip ediyorum. Ya 99 normalde Resurgence haritası olması bekleniyor. Çünkü çoğu kaynaklar ve çoğu Call of Duty toplumunda yapılan videolarda ve analizlerde bu haritanın yeni Black Ops 6'da Warzone Resurgence haritası olacağı anlamına geliyor. Yeni haritayla ilgili çok fazla bilgimiz yok. Resurgence haritası olarak geleceği söyleniyor. Zaten de ortadaki kamyon mesela şöyle bir dikkat ederseniz muhtemelen Nuketown haritasına biraz da benziyor. Eğer aranızda Black Ops 4 Blackout haritası oynamış varsa normalde ilk Warzone haritası sayılabilir. Ve daha sonra işte Verdansk haritası ve daha farklı haritalar gelmişti. Peki arkadaşlar, Call of Duty'nin yeni Warzone haritasında veya işte Black Ops 6'nın yeni Warzone haritasında Verdansk haritası eklenecek mi? Daha önce işte bu tarz videolarda olsun, kanalımda bunun örnekleri var. Yani bir sürü videolara bakabilirsiniz. Ama benim şahsi fikrim, yani Verdansk haritası biraz daha bekleyebilir. En azından önümüzdeki sene işte yaz ayı olsun ya da işte büyük bir güncelleme birlikte yeni haritayı getirebilirler. Çünkü işte sürekli hep aynı haritayla oynamaktan insan hakikaten gerçekten çok sıkılıyor. Bir tane de biliyorum işte Verdansk eski OG haritası olduğu için herkesin çok beklediği bir istek ve işte özlem oldu ama yani en azından yaratıcılık olarak da yeni Black Ops 6 Warzone haritasında da yani böyle yepyeni bir harita görmek isterim. Zaten de dediğim gibi işte Verdansk haritası biraz daha bekleyebilir. Üzere evvelsi gün sezon 5 Reloaded güncellemesi geldi ve hakikaten ben hayatımda bu kadar büyük bir güncelleme görmedim. Bilgisayar açtım ve tamamen 150 GB mı 130 GB mı hatırlamıyorum ama acayip derecede büyük bir boyuttu. Güncelleme geldiğinde veya işte güncelleme gelmeden önce bunu haber olarak paylaşıyordum ama bu sefer tamamen habersiz oldu ve işte bunu haber vermeden paylaştılar. Biraz şey oldu çünkü normalde çarşamba günü işte Warzone etkinliği olduğu için normalde sezon 5 Reloaded güncellemesini biraz erken aldıklarını düşünüyorum. Zaten de arkadaşlar çarşamba günü saat 18'de Türkiye saatiyle saat 18'de YouTube'da canlı yayındayız. Yeni Warzone haritası olsun, yeni Call of Duty ile ilgili bir sürü haberler alacağız. Zaten Gamescom'da Black Ops 6 ile ilgili yeni hikaye bölümünü görmüştük. Hatta onun da videosu mevcut. Hatta Gamescom'da belki de kaçırdığınız oyunlar varsa işte yeni Mafia oyunu çıktı, yeni Dying Light oyunu çıktı. Bir sürü yeni oyunlar çıktı. Son videomu da bakarak da Gamescom haberlerine de bakabilirsiniz. Call of Duty'de sezon 6 güncellemesi olacak mı? Yani şu anki mevcut Modern Warfare 3'te sezon 6 güncellemesi olacak mı? Muhtemelen olacak ki oyun 25 Ekim'de çıkacak. O yüzden yani önümüzde birkaç ay daha var. O yüzden sezon 6 güncellemesi Eylül ayının ortalarında veya işte başlarında gelebilir. Ayrıca arkadaşlar 30 Ağustos'ta Call of Duty'nin erken erişim tarihi başlıyor. Black Ops 6'yı eğer ki sipariş ettiyseniz veya işte Game Pass'te oynuyorsanız Black Ops 6'yı erken erişimde oynayabilirsiniz. Zaten size ekrana bilgileri de paylaşayım. Bunu hem PC'de hem de konsollarda eğer ki Xbox Game Pass'iniz varsa ücretsiz olarak bunu Game Pass'le birlikte oynayabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni Warzone haritasını gördük hem de Call of Duty hakkında yeni bilgileri bu videoda sizlere paylaştım. Bu kadar çok detaylı bir videoda yapmak istemedim. En azından bir anons videosu gibi bir şey oldu. Eğer ki videoyu beğendiyseniz videoyu beğeni. Eğer ki kanalı yeni keşfediyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Zaten de canlı yayında normal oyun gündemi olsun, Call of Duty gündemiyle hakkında soracağınız soruları da cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.